Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'den Rusya ile ticarette ruble açıklaması. Değerli izleyenler, DEİK Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Rusya ile Türkiye arasındaki ticareti ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. DEİK Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ile ticarete etkilerini anlattı. Bloomberg HD'de yayınlanan Finans Merkezi programına konuk olan Ekmekçibaşı, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünün ticaret üzerinde olumlu etki yarattığını ve Mart ayında ticarette %38'lik bir artış yaşandığını söylerken, ruble ve TL ticareti için kur koruma garantisi verilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti. Ekmekçibaşı'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: 2022'nin Ocak ayında 5 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusuyken, savaşın başladığı Şubat ayında 4.4 milyar dolar düştü. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve Rusya'nın Türkiye'ye dost ülkeler sıralamasında birinci sırada olmasıyla Mart ayında %38'lik bir artış söz konusu oldu. Böylece Rusya'ya ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Her hafta bir sektörle görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ticareti artırmak için her sektör üzerine düşeni yapıyor. Para transferi konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirten Ekmekçibaşı, Birleşmiş Milletler'den henüz karar çıkmadığı için yaptırım listesinde olmayan bankalar şu anda transfer işlemlerini yapıyorlar. Moskova'da %100 Türk sermayeli bankalarımız da bunların öncüsü. Her türlü döviz transferlerini yapıyorlar. Ancak Rusya'da döviz bulmakta sıkıntı var. Döviz alım-satım kurları arasındaki makas büyüktü. %30'luk farkı maliyetlerine yediremeyeceği için beklemeye başladılar. Düzenlemeyle ithalatçılar Merkez Bankası'nın döviz alımı kuruna maksimum 2 ruble ekleyerek dövizini alıp, ihracatını yapıp, ithalatla ilgili ödemelerini yapabilecek durumda dedi. Ekmekçi ayrıca, ruble TL ile ticaret birkaç yıldır var. Ancak iki ülkenin birbirlerine vermiş oldukları garantiler şu anda yüksek olmadığı için kur koruma garantisi kapsamında bakanlıklar bu konu hakkında sıkı görüşme halindeler. Yani 5 milyar dolarlık karşılık garanti verilirse oradan rubleyi alacaksınız, hazineyi götüreceksiniz. Rus, Rus rublesi ile ticaret yapmış olacak ya da Türk vatandaşı TL ile ticaret yapmış olacak. Kısa bir sürede bu çözülecek diye düşünüyorum diye ekledi.